Yepyeni bir günden daha merhabalar diyorum arkadaşlar. Şimdi bugün geldik gene bizim bahçede. Otelin bahçesinde horozlarla, tavuklarla, öyle söyleyeyim ben size. Bizimki de burada. İf. Alo. Alo. Öyle güzel şirin bir bahçesi var, öyle söyleyeyim. Burada da öyle tahmin ediyorum. Bir restoran var ama bilmiyorum. Hiç daha girmedik yani, öyle söyleyeyim. Aynen, restoran ya. İşte kahvaltıda, öğle yemeği de, akşam yemeği de. Biz genelde ya dışarıdan söylüyoruz ya işte Sevin'e de bundan falan alıyoruz. Öyle odada modada yiyorum yani, öyle söyleyeyim. Restoranda da yenilebilir. Evet. Böyle yerler. Güzel, sakin yani. Ben sevdim burayı. Fena değil. Hani güzel, sakin bir yer. Evet. Ha, buradan da çıkış varmış ya. Güzel. Yani otelden de çıkabiliyorsun. Buradan da çıkış varmış. Bunu bilmiyordum. Bak yeni öğrendim. Benim kız önden gitti. Gel dedi, sevinelim, ona gidelim. Hayat kurtaran marketimize. Evet. Seven Eleven'a da bu ismi koydum. Çünkü gerçekten hayat kurtaran bir market. Yani her şeyi var yani. İster yemek, ister içecek, ister işte aklınıza gelebilecek telefon sim kartına kadar her şey var. İşte burası da diğer normal giriş bizim. Güzel ya. Vallahi bu video normal relax bir video olacak diye tahmin ediyorum. Relax günler videosu. Çünkü yani şu anda bir organizasyon, bir plan yapmadım, nereye gideceğim, ne yapacağım. Çünkü Pattaya'da birçok yeri gösterdim zaten sizlere. Büyük ihtimal hani Pattaya'da veya Jomtien'de artık hani çok fazla çekim yapar mıyım zannetmiyorum. Bir de şimdi bizim Patrick var işte, Alman. Akşam saat, yani yaklaşık 1,5 saat sonra falan bir online meetingimiz var. O çünkü yurt dışında Alman firmasında çalışıyor. Dijital olarak, online olarak bir işte çağrı merkezi tarzı bir iş yapıyor. İşte bana da anlattı, dedi böyle böyle. Kazancı falan dedi iyi dedi. Yani hani ben de açık açık sordum, hani 3000 euronun üstüne kazanabilir miyim? 3000 euro, 2000 euro falan. Yani demesine göre çok rahatlıkla kazanabilirsin dedi. Almancam var. Dedim iyi dedim ya, bari dedim boşa kürek sallamayayım. Çünkü genelde benim hani online yaptığım işlerde kazancım belli. Hani ortalama 1500 euro falan kazanıyorum online yaptığım işlerde. Yani o da anca hani geçiminizi sağlıyor, öyle söyleyeyim. Anca işte kendinizi mendinizi de öldürebiliyorsunuz ama bakalım bu seferki yapacağım işte, öyle tahmin ediyorum ki Patrick'in de dediğine göre yani aylık rahatlıkla diyor. Hani 2000-3000 euronun üstüne çıkarsın diyor. Bakalım, göreceğiz yani. İşte yaklaşık 1,5 saat sonra bir toplantımız olacak online firmayla, ayrıca onunla. Bakalım. Yani birazcık şimdi işime yoğunlanacağım. Çünkü yani çalışmadan olmuyor abi. İlla bir iş yapmak zorundasınız. Yani bir şekilde bir gelir sağlamak zorundasınız. Kazanç elde etmek zorundasınız. O yüzden bakalım, daha vizem var zaten Tayland'da. Büyük ihtimal işte Tayland'a kalmaya devam edersem yani dijital çalışma vizesi ya da normal böyle 3 aylık böyle turist vizesi falan alacağım. Yani gir çık yapmayacağım. Parası neyse verip işte vizesini alacağım. Böyle bir durum. Bakalım. Sevin Eleman'da burası. Geldik. Hemen yanımızda yani. Yakın. Alışveriş falan yapacağız. Genelde böyle Sevin Eleman'ın kenarında hep böyle bankamatikler oluyor. Bizimki şimdi para çekecek. Bakalım. Böyle bir durum. Sepetimizi aldık. Taktık kolumuza. Şöyle. Şeyler falan alacağız işte. İçecek mi içecek, yiyecek mi yiyecek. Genelde dediğim gibi Sevin Eleven'dan alıyoruz. Sevin Eleven'dan alıyoruz yani.
işte burada. Çünkü ne ararsanız var gerçekten, yani boşuna demiyorum hayat kurtaran market diye. Gerçekten her şeyi bulabiliyorsunuz yani, aklınıza gelebilecek her şeyi. Yani bütün ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Alışverişimizi yaptık. Şöyle. İki torba dolusu bir şeyler aldık Sevin Ali'nden. Yavaş yavaş odaya doğru geçeceğiz. Belki akşam benim toplantımdan sonra, belki böyle akşam benimkini ikna edersem sahil tarafına falan ineriz. Sahil de yakın yani, çok uzak değil yani buradan, öyle söyleyeyim. Belki sahil tarafına yürürüz. Bakalım. Benimki isterse. Genelde yani çıkmıyor o da. Bir de izin aldı benim için. Bir hafta yani bir hafta çalışmıyor, öyle söyleyeyim. Normalde çalışıyor fakat bir hafta izin aldı. Hani benimle kalmak istediğini söyledi. Bir de yanımda olmak istiyorum. İyi dedim yani, kafana göre, ister bir hafta ister 10 hafta takıl yani. Öyle bir durum. Değişik bir yer. Ya güzel, hani ben bu Tayland'ın neyini seviyorum biliyor musunuz? Yani niye beni cezbediyor Tayland? Şimdi hani tamam, birçok şey hani uygun falan dedik. Tabii ki çok çok aşırı da uygun değil yani. Sonuçta hani belirli bir maliyetiniz, belirli bir ücret var yani. Bazı şeylerde işte oda kiralamada olsun, ne bileyim. Yani birçok şeylerde. Mutlaka bir bedeli var ama beni daha çok cezbeten Tayland'da yani böyle rahatsınız, kimse size karışmıyor etmiyor yani, eğlenmeye de gitseniz eğlenebiliyorsunuz, gezmeye de gitseniz yani hani böyle hiç kimse kimseyle şey değil, hani böyle nasıl diyeyim ben size, yani bir acayip bir ülke ya. Ama illa hani böyle çevre yapayım, hani birileriyle takılayım derseniz de mesela yolda gördüğünüz biriyle rahat bir şekilde konuşup tanışıp kaynaşabiliyorsunuz yani. Hani şey değiller o konuda. Hani böyle de bir güzelliği var yani. Yani o yüzden ben seviyorum ya. Güzel yani. Evet. Öyle bir durum. Anahtar. Ve geldik odamıza. Hoppa. Bakalım. Ya bir de işin güzel tarafı yani bu tuttuğumuz odalarda aklınıza gelebilecek bütün imkan var yani. Hani isterseniz kahve de yapabiliyorsunuz, ne bileyim işte hani su da ısıtabiliyorsunuz, ne bir buzdolabınız da var. Yani o yüzden hani zaten biliyorsunuz Tayland'da hani bu kesinlikle her yerde aynı yani, hiçbir yer de değişikliği değildir diye tahmin ediyorum. Yani Tayland'da kesinlikle kimse evde yemek yapmıyor. Bu bir kere kesinlikle bu bir gerçek yani. Çünkü dediğim gibi burada dışarı çıkıp da food court'larda, restoranlarda anında yemek yiyorsunuz zaten. Zaten fiyatları uygun. Üstüne üstlük örnek veriyorum, 7-Eleven'dan da alışveriş yapıp da hani orada 7-Eleven'de ısıtıp da gelip de odanızda da yiyebiliyorsunuz. Böyle de bir şeyiniz var. O yüzden hani dediğim gibi hani evde ya da odanızda hani yani burada ben yapan görmedim. Yani evinde odasında hani kesinlikle yemek yapan görmedim. Ki zaten gerek yok. Çünkü dediğim gibi her şeye ulaşabiliyorsunuz. Fiyatlar zaten, yemek fiyatları normal yani. Gerçekten böyle bir durum. Evet. Şimdi şöyle iki tane içecek aldık. Göstereyim bakın. Şöyle
Ice Pink Limonade diyor. Smirnoff. Yani bu Smirnoff markasının çıkardığı limonlu. Ayrıyeten böyle pembemsi bir rengi var. Bu içinde öyle tahmin ediyorum ki vodka var bunun. %5 diyor. Bakın görüyorsunuz burada %5. Yani çok aşırı sert bir içki değil. Zaten içki tadını alamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim ben size. Böyle hani egzantrik mi diyeyim, egzotik mi diyeyim, böyle çok egzotik bir şey. Yani içki bile sayılmaz aslında, öyle söyleyeyim. Ama içi dediğim gibi sonuçta vodka var, yani içki var. Böyle bir şey. Fiyatı da gayet iyi yani. Şunun fiyatı yalan olmasın, tanesi 55 baht olması lazım. Yalan konuşmayayım. 53 ya da 55 baht. Şöyle bir içecek yani. Gerçekten yani bence makul. Çünkü içinde her ne kadar şey de olsa içki var sonuçta. Ama 55 bahta da gerçekten çok iyi. Yani 55 lira gibi düşünün yani, öyle söyleyeyim. Böyle bir durum. Bizim günde balkon keyfi yapıyoruz. Konuşmuyorum. Bizim kızın bir papaya hastalığı var, öyle söyleyeyim. Burada Tayland'da. Ben genelde Tayland yemeklerinde pad thai'yi seviyorum. Pad thai böyle daha böyle bir, nasıl diyeyim ben size, çok değişik bir tadı var, öyle söyleyeyim. Gerçekten yani pad thai yemeği çok güzel. Benimki de bakın görüyorsunuz. Şöyle bir şey söylemiş. Şimdi sipariş etmiş, getirdiler. Bakın göstereyim. Şöyle işte sos, ondan sonra bu da işte yani çorbası gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Bu da öyle tahmin ediyorum ki, tabii ki. Şöyle göstereyim size. Bakın bu da pad thai yemeği. Bunun içerisinde pirinç var arkadaşlar, yumurta var. Ayrıyeten de et ya da tavuk parçaları var. Ve papaya var. Burada da ayrıyeten işte salata malata var. Bakın size pad thai'yi açıklayacağım. Şimdi baktım yani ne içeriğinde ne var. Çünkü her gün aynı şeyi yiyor. Her gün sipariş veriyor. Papaya, papaya, papaya. Dedim papaya ağacı çıkacak içinde. Şimdi papaya somtom salatası olarak bilinen yeşil papaya salatası, içinde siyah yengeç ile beğeni kazanan bir salataymış. Soyulan papayaların havuç, baharat, palmiye şekeri, balık sosu, çalı fasulyesi, domates ve fıstık ile birlikte havanda dövülerek hazırlandığı bir şeymiş, öyle söyleyeyim ben size. Yani çok değişik bir yemek ve acı, aşırı acı. Yani şöyle söyleyeyim. Okey. Is papaya? No. Pork leg rice. Okey. Papaya söylememiş ya. Ben papaya sandım da. Papaya ver. No papaya today. Vallahi bugün söylememiş. Daha demin kızdım çünkü. Ya dedim her gün dedim papaya söylüyorsun. Bu sefer de dedi papaya söyledim. Meğersem söylememiş. Beni kandırdı. Şey söylemiş yani. Etli pirinçli böyle bir şey söylemiş. İşte pirinç, et, tavuk falan. Ama size papaya yemeğini göstermek istiyorum. Öyle söyleyeyim ben size. Yani gerçekten çok değişik bir... Bakın şu pad thai oluyor arkadaşlar. Kızarmış erişteyle yapılıyor, öyle söyleyeyim. Yani bildiğiniz erişteyle, limon, ondan sonra ne bileyim isterseniz deniz ürünleri, isterseniz tavuk ürünleriyle birlikte yiyebiliyorsunuz. Şimdi somtam Tayland'ın papaya salatası. Bakın papaya salatası da bu oluyor arkadaşlar. Yani genelde bunu yiyor bizimki ve gerçekten çok acı bir şey oluyor. Ya kendisinin dediğine göre gerçekten çok acı. İşte Tayland mutfağının ferahlatıcı ve lezzet dolu bir papaya salatası. Yeşil papaya, taze limon suyu, balık sosu, acı biber, sarımsak ve yer fıstığı ile mükemmel uyumuyla hazırlanan bu salata. Tatlı, ekşi ve baharatlı tatların dengeli. Yani hem tatlı hem ekşi ama hem de acı oluyor, öyle söyleyeyim ben sana. Serinletici bir seçenekmiş. Evet. Böyle bir şey, neyse söylememiş yani, papaya diye gösterdim ama papaya değilmiş söylediği. İşte pirinç, et, yumurta falan, o tarz bir şey söylemiş. Ama her gün papaya yiyor yani, papaya da papaya, papaya da papaya. Ya dedim papaya ağacı çıkacak en sonunda, neyse söylememiş. Ama hiç olmazsa bu vesileyle de Tayland yemeği olan yani papayayı da size gösterme şeyi buldum yani. İnternette çünkü baktım ne var ne yok, yani niye bunu her gün yiyor falan.
Ben de genelde Tayland'da örnek veriyorum. Tay restorantına falan gittiğimde veya dışarıdan sipariş verdiğimde kesinlikle ve kesinlikle pad thai yiyorum. Çünkü yani o kadar lezzetli bir yemek ki ve fiyatı da gerçekten çok uygun. Yani kimi yerlerde 50 baht, kimi yerlerde 70 baht arası değişiyor. Yani 50 ile 70 arası diyeyim ben size. Ve doyurucu. Yani bildiğiniz kızarmış erişteyle, ne bileyim işte içerisinde böyle fındık taneleri falan var, böyle limon sıkabiliyorsunuz. Ayrıca tofu falan oluyor içinde, böyle tatlımsı bir şey, böyle çok değişik garip bir tadı var. Yani yerken böyle hem böyle tatlımsı geliyor size hem de böyle bir yani bir değişik bir tadı var ya, öyle söyleyeyim. Yani ben genelde pad thai yiyorum. Böyle bir durum. Şimdi bizimki yemek yiyecek. Büyük ihtimal birazdan bir sahile ineriz. Bir sahilde bir dolaşırız. Ondan sonra da bu videoyu da bu şekilde hani ne bileyim böyle relax videosu olarak kapatırım yani. Çünkü bayağıdır relax videosu yapmadım. Bugün de günlerden relax olsun. Çünkü dediğim gibi şu an işlerime odaklanmam gerekiyor. Fazla da belki de video yani çekme şansım yok şu ara. Hani belki haftada bir ya da iki tane video çekersem çekerim. Şimdilik böyle bir durum. Evet, şimdi akşam vakti dışarı çıktım. Aa, benimki yemeği yedi yattı. Dedi ben dedi yatacağım dedi dinleneceğim. Gelmek istemedi. İyi dedim o zaman, ben dedim o zaman şöyle bir sahil yapayım. Az bir şey de olsun böyle buraları çekeyim. Burası diğer Seven-Eleven. Buradan dümdüz aşağı indik mi sahil arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yani çok çok da uzak değil. Yani taş çatlasın bir 100 metrelik bir mesafesi var, 150 metre gibi. Yani direkt otele de yakın. Böyle bir durum. Birazcık işte sahil tarafını çekerim. Ondan sonra da büyük ihtimal videoyu kapatırım bu şekilde. Böyle bir durum. Burada da böyle jim yeri falan var. Evet. Işıklı bir ağaç yapmışlar ya, çok acayip. Değişik bir ağaç. Tane İtalyan pizzacısı var, öyle söyleyeyim. Çok uygun fiyata pizza yapıyor. Küçük boy pizza 99 bak, büyük boyda 169 bak. Gerçekten çok uygun diyebilirim yani. Baktım pizzaya da bayağı da büyük yani, 169'luk. Yani 169 TL gibi düşünün. Adam herhalde İtalyan, bilmiyorum, konuşmadım ama. Evet, sahile de geldik sayılır. Hemen şu aşağımız sahil. Burada çok acayip bir dükkan var, öyle söyleyeyim size. Belis Road House diyor. Evet, sahile geldik. Bu sahildeki 7-Eleven. Burada da dönerci varmış. Burayı görmemiştim daha önce ya. Ya bildiğiniz dönerci. Ama dönercilerde hep böyle şeyler çalışıyor. Taylandlar falan çalışıyor. İşte bu Tayland'da da böyle bir şey var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir tane iş yeri açtınız. Mutlaka bir Taylandlı ortağınız olması gerekiyor. Yani %51'lik hissesini bildiğim kadarını anlatıyorum. Ona vermeniz gerekiyor. Yani siz %49'luk hisseyle yabancı olarak burada iş yeri açabiliyorsunuz. Belirli bir kriterleri var tabii ki. Örnek veriyorum. Bir tane iş yerinde mesela bir dönerci açtınız. 3 ya da 4 tane Taylandlı çalıştırıyorsanız bir tane yabancı işçi çalıştırma hakkınız var diyebiliyorum. Gene yanlış bilgi vermeyeyim. Yani böyle bir değişik kuralları var bu Tayland'ın. Burada dediğim gibi yabancı olarak çalışmak çok zor. Çünkü belirli kuralları, belirli sınırları var. Her yabancı her işte çalışamıyor burada. Yani isterseniz iş yeriniz olsun gene böyle bir durum söz konusu. Şimdi sahile geldik. Burası bizim sahilimiz. Tam böyle Pattaya ile Jomtien'in arasında bir yer. Güzel bir yer yani, öyle söyleyeyim. Ben seviyorum burayı. Şurası da hemen Seven-Eleven zaten. Böyle bir yer. Standart bir şekilde sahilde oturanlar, gezenler, eğlenenler. Böyle bir yer. Güzel yer ya, ben seviyorum abi buraları. Sahil kısmı. Evet, bir tanesi de denize girmiş ya gece gece. Değişik. Evet, videoyu bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bu da relax videomuz olsun. Bu şekilde. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.